Tutankamon'un mezarı arkeoloji dünyasının 20. asırdaki en önemli buluşudur. Bunun sebebi bu mezar soyulmadan günümüze kadar gelen tek firavun mezarıdır. Esasında bu mezarda bazı soyulma girişimleri olmuş ve fakat bunlar ucuz bir şekilde atlatılmıştır. Tutankamon çocuk yaşta tahta çıkan, genç yaşta ölen ve Mısır tarihinde önemli bir yer kaplamayan bir firavundur. Tutankamon M.Ö. 1341 yılında doğmuş, 9 yaşındayken M.Ö. 1332 yılında tahta çıkmış ve 18 yaşındayken M.Ö. 1323 yılında ölmüştür. Tutankamon mezarı hakkında ileri sürülen tezlerden birisi, çok genç yaşta ve ansızın öldüğü için bu mezarın aslında başka bir soylu için yapıldığı ve kendisinin de bu hazır mezara gömülmüş olduğudur. Mezar 1922 yılında İngiliz arkeolog Harvard Carter tarafından bulunmuştur. Harvard Carter daha önce keşfedilmemiş bir firavun mezarı bulmak gayesiyle Krallar Vadisi'ne odaklanır. Bu çalışmalar yaklaşık 15 yıl, 1922 başlarına kadar sürer. Ramses'in mezarının hemen alt kısmındaki molozunu kazıdıklarında yer altındaki barakalara ulaşılır. Barakalar kaldırılınca aşağı doğru inen merdivenin en üst basamağı bulunur. Carter ve ekibi son basamağa geldiklerinde karşılarına mühürlü bir kapı çıkar ve kapının üst kısmında iki tane yama görürler. Bunun anlamı bu mezara girme teşebbüsü olmuş ancak içeri girememişler veya yakalanmışlardır. Aşağı eğik olarak inen koridorun sonunda ikinci bir kapı görürler. Bu kapıyı da açınca ön odaya varırlar ve burası ağzına kadar eşya ile doludur. Ancak ortada bir lahit filan görülmemektedir. Bu odanın kuzey tarafına baktıklarında o kısmın bir duvar ile kapalı olduğunu ve bu duvarı yıkınca arkasında mezar lahit odası olduğunu görürler. Bütün bu işlemler hasar vermemek, bir çalışma programı yapmak, eserlerin çıkarılması ve taşınması konusunda uzman kişilere danışmak adına uzun bir zaman almıştır. 29 Kasım 1922'de basın açıklaması yapılmış, 27 Aralık 1922'de ilk eşya taşınmış, 16 Şubat 1923'te mezar odası açılmış, yaklaşık bir yıl sonra 12 Şubat 1924'te lahidin çok büyük ve ağır olan granit kapağı kaldırılmıştır. Nisan 1924'te Harvard Carter Mısır Eski Eserler Müdürlüğü ile tartıştıktan sonra kazıyı bırakarak Amerika'ya gitmiş, Ocak 1925'te tekrar görevine dönmüş, iç içe birçok kat olduğu için Ekim 1928'de mumya üzerindeki son tabakayı çıkarmış ve böylece 6 yıl sonra mumyaya ulaşılmıştır. Mezar odasına bitişik küçük hazine odasındaki çalışmalar ise 1926 yılının Ekim ayından 1927 yılının Aralık ayına kadar sürmüştür. Nihayet 10 Kasım 1930 tarihinde mezar bulunduktan yaklaşık 8 yıl sonra mezardaki bütün objeler buradan taşınarak Kahire Müzesi'ne götürülmüştür. Tutankamon'un mezarı Krallar Vadisi'nde yer almaktadır. Tutankamon'un mumyası haricinde mezardan çıkarılan birçok değerli eşya da Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir. Tutankamon'un mezarı krokilerden de görüldüğü gibi çok küçük bir mezardır. Mezara 16 taş basamaktan oluşan merdivenle girilmekte ve sonra eğik bir koridordan aşağı inilmektedir. Bu koridorun bittiği yerde dikdörtgen bir ön oda bulunmaktadır. Odaya girilip sağ tarafa dönüldüğü zaman sol köşede alçak girişli bir kapısı olan ek oda bulunmaktadır. Tam karşısında ise mezar odası bulunmaktadır. Bu odada mumyasını saklayan lahit sandukası vardır. Bu oda öteki odalara göre daha iyi işlenmiş olup üç duvarında renkli resimler mevcuttur. Bu resimleri ileride daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu oda ilk bulunduğu zaman ön tarafı tamamen kalın bir duvarla örtülü vaziyetteydi. Mezar odasının sağ alt tarafında ise yine alçak bir girişi olan küçük bir hazine odası vardır. Mezarın ilk bulunduğu zamanki hali temsili resimde açık bir şekilde gösterilmiştir. Krallar Vadisi, başkent Kahire'ye yaklaşık 635 kilometre güney tarafta, Luxor şehrinin batısında, Nil Nehri'nin batı kıyısından 5 kilometre içeridedir. Tutankamon'un mezarı Krallar Vadisi'nde KV-62 ile numaralandırılan bir mezardır. Zor bulunmasının bir sebebi de hemen yakınında ve üstteki bir kodda bulunan KV-9 no'lu Ramses'in mezarından çıkarılan kazı toprağı ve molozun altında kalmasıdır. Krallar Vadisi'ndeki diğer mezarlar ve kodlamaları krokide görüldüğü gibidir. Tutankamon'un mezarının girişi. Hemen sağda yükselen tepe Ramses'in mezarıdır. Tutankamon'un lahdi, granit bir mezar içinde mumyası mevcuttur.
Mumya üzerinde paha biçilmez altından yapılmış bir maske vardır. Lahit odasında kuzey, doğu ve batı duvarlarında 3 ayrı resim vardır. Kuzey duvarındaki panoda Tutankamon'a ait 3 adet sahne vardır. Birincisi, sağdan ikinci şahıs Tanrı Osiris formundaki Tutankamon'dur. Sağında bulunan kişi ise ona çocukluğunda naiplik yapmış ve öldükten sonra da karısıyla evlenerek firavun olmuş veziri Ay'dır. Ay elindeki aletle Tutankamon'un ağzını açmaya çalışmaktadır. Ağız açma töreni mumyalara uygulanan bir dinsel törendir. Ölüye sonradan hayat vermek için yapılır. İkincisi, panonun ortasında Tutankamon genç haliyle gösterilmekte ve Tanrıça Nut tarafından selamlanmaktadır. Elinde tuttuğu sembollerle Tutankamon'a sonraki hayatına hoş geldin demekte ve iyi şanslar dilemektedir. Üçüncüsü, en sol taraftaki 3 kişiden en soldaki Tanrı Osiris, ortadaki Tutankamon ve arkasındaki ise onun görünmeyen bedeni olan Ka'dır. Yani bir bakıma ruhudur. Burada Tutankamon Osiris'e sarılmakta ve Osiris ise onu öbür dünyaya kabul etmekte, arkasındaki Ka ise onu bu işe yönlendirmektedir. Lahit odasının doğu duvarında, yani alçak girişli hazine odasına bakan duvarda dramatik bir resim yer alır. Tutankamon'un mezarı yas içinde Mısır'ın yüksek mertebeli devlet görevlileriyle taşınmaktadır. Tutankamon'un mumyası nehir kenarına bir tekne ile getirilmiş ve güneşten etkilenmemesi için üzerine bir kubbe yapılmıştır. Sağ alt tarafta bulunan kapı arkadaki küçük ve alçak hazine odasına açılmaktadır. Buraya mezar bulunduktan sonra hırsızlığa karşı bir demir kapı yapılmıştır. Lahit odasının batı duvarında ise 12 adet babun resmi vardır. Bu 12 sayısı Tutankamon'un 12 saat sonra öteki dünyaya geçeceğini belirtmektedir. Yani öbür dünyaya geçmeden önceki 12 saatlik gece süresini temsil etmektedir. Sol yukarıda ise Mısırlıların inanışına göre ölümden sonra öbür dünyaya geçişlerinde kullanacakları teknenin resmi vardır. Bu teknenin ortasında uğurlu sayılan skarab böceği ve iki tarafında ise Osiris'in 2 adet formu mevcuttur. Sağ üst köşede ise aralarında Maat ve Horos'un da olduğu diğer tanrıların resmi bulunmaktadır. Lahit odasının güney tarafı ise içeri girmek için yıkılmıştır. Bu duvardan geri kalan kısımdaki resimde ise ölüler tanrısı olan Anubis ile tanrıca Hathor arasında bulunmaktadır. Tanrıca Hathor'un elinde Ankh sembolü vardır. Bu sembol Mısır kültüründe genelde Isis'in elinde bulunur. Ölen kişinin artık göğün kapısının anahtarına sahip olduğunu ifade eder. Kahire Müzesi Tutankamon bölümünde bulunan en önemli eşyalar ise şu şekildedir. Mumyanın baş kısmında bulunan ve som altından yapılan yüz maskı. Tutankamon'un som altından yapılmış olan mumya lahdi. Tutankamon'un kullanmış olduğu altın kaplamalı arabası. Tutankamon'un cenaze töreninde kullanılan çiçeklerin kurumuş hali. Tutankamon'un savaşta karşı tarafın askerlerini alt edişinin temsili resmi. Tutankamon'un altın tahtı. Sırtlık kısmındaki resimde Tutankamon tahtında oturmaktadır. Rahat oturması için ayaklarının altında bir sehpa vardır. Karşısındaki ise eşi Ankesemon ayakta durmakta, sağ eliyle omzuna dokunmakta ve sol elinde ise bir merhem kabı taşımaktadır. Üzerlerinde ise güneşi temsil eden bir kurs bulunmaktadır. Firavun Tutankamon'un armut kafa büstü. Bu sülale kafa böyle olmasının başlıca sebebi estetiktir. Kraliyet modasına göre çocukların başı doğduktan sonra her iki taraftan cendereye alınır ve başlar böylece arkaya ve yukarıya doğru kalkardı. Anubis heykeli, antik Mısır ölüm ve ceza tanrısıdır. Tutankamon'un boynuna taktığı som altın kolye ve Tutankamon'un iç organlarının konduğu mermer vazolar.